Merhaba arkadaşlar, ilginç bir konuyla karşınızdayım. Photoshop'un yapay zekalı beta sürümü yayınlandı. Gerçekten arkadaşlar devrimsel bir gelişme. Artık stok, fotoğraf, vektör sitelerine ihtiyaç kalmadan her şeyi yapabileceğimiz bir teknoloji ortaya çıktı. Özetle şunu söyleyeyim, bundan sonra gördüğünüz çoğu şeye inanmayın. Çok acayip ve farklı bir dönem başladı. Öncelikle tabii ki lisanslı bir Photoshop sahibi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Lisansınızı Adobe Creative Cloud üzerinden edinmiş olmalısınız. Creative Cloud programını indirdikten sonra, bu arada deneme sürümü de var. Deneme için de indirebilir ve bir süre bunu kullanabilirsiniz. Adobe Creative Cloud'u bilgisayarınıza indirdikten sonra masaüstü programını çalıştırın ve yukarıdan uygulamalar sekmesine tıklayın. Daha sonra güncellemelere bakın. Mevcut Photoshop'unuz güncel olmalı. Eğer değilse buradan mevcut Photoshop'unuzu mutlaka güncelleyin. Daha sonra aşağıda bakın, beta uygulamaları diye bir sekme var. Burada Photoshop beta'yı göreceksiniz. Photoshop beta'yı indirin. Yükleye tıkladığınızda Photoshop beta inecek ve kurulmuş olacak. Tek yapmanız gereken daha sonra aça tıklamak ve Photoshop'unuzun yapay zekalı sürümüne erişmek. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar karşınıza şöyle bir alan açılıyor. Önceki sıfırdan bir görsel oluşturalım. Daha sonra da fotoğraflar üzerinde uygulamalar yapalım. Soldan New File diyoruz. Yeni bir dosya oluşturacağız. Create diyoruz. Evet, tuvalimiz açıldı. Şimdi sıfırdan görsel üretelim yapay zekayla. Nasıl yapacağız? Şu anda Photoshop beta'dayız. Unutmayalım. Photoshop'ta açarsanız bu özellik normal Photoshop sürümünde yok. Daha sonra yukarıdaki seçim araçlarından birini alıyoruz ve şöyle istersek sayfanın bütününü, tuvalin bütününü seçiyoruz. Bakın aşağıda çeşitli araçlar çıktı. Kullanacağımız olan yapay zeka aracı Generative Fill. Buna tıklıyoruz. Hemen bakın aşağıda zaten prompt alanı açıldı. Bu bir text alanı. Buraya ne istiyorsak onu yazıyoruz. Photoshop'ta da aynı şekilde çalışıyor. Hemen buraya. Tabii arkadaşlar promptunuzun İngilizce olması gerekiyor. Türkçe promptu kabul etmiyor. Arkadaşlar ben şunu yazdım. Mountains, lake and forest. Yani dağlar, göl ve orman. Hatta a lake diyelim. Bir göl olduğu anlaşılsın. Tamam. Daha sonra promptumuzu yazdıktan sonra generate diyoruz ve bekliyoruz. Promptumuzu baz alarak bize 3 farklı versiyon oluşturdu. Bakın ne kadar güzel. Bunlar dünyanın herhangi bir yerinden değil, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan görseller. Bu işlemi yaptıktan sonra sağda prompt penceremiz açıldı. Buraya artık eklemeler yapabiliriz ya da promptumuzu değiştirebiliriz. Veya arkadaşlar diyelim ki burada biz kaya olmasını istiyoruz. Yapmamız gereken hemen şuradaki bir alanı seçmek. Ben arkadaşlar bunun için Lasso Tool'u öneriyorum. Biraz daha serbest bir seçim sağlıyor. Mesela şurada Lasso Tool'la bir alan seçelim. Ve arkadaşlar Generative Fill'i tıklayalım. Buraya a rock, yani bir kaya diyoruz. Generate diyelim. Aklıma rahmetli Bob Ross geldi. Şurada bir ağaç yaşasın deyip hani fırça darbeleriyle güzel bir ağaç ekliyor. 80 ve 90 nesli iyi bilir. Şu anda onu gerçekleştirebilme fırsatımız var. Hem de hiç boyamadan. Bakın buraya bir kaya ekledi. Birincisi çok böyle iyi değil sanki ama ikincisi gayet resme uydu gördüğünüz üzere. Hatta üçüncüsü tam uydu. Harika. Hatta biraz daha zoom gireyim. Harika bir kaya ekledi. Bu arada prompt pencerenizi şuradan tutup çekebilirsiniz. Peki başka neler olsun? Hemen bir prompt daha yazalım görselimize. Mesela lasso tool'u aldık. Şuraya flying birds dedik arkadaşlar. Generate diyoruz. Her bir generate'imiz, yani her bir oluşturmamız sağda gördüğünüz üzere yeni bir katmanda kaydediliyor. Katmanları kapattığımızda resmin eski haline dönebiliyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Şuradaki gözden kapatıyoruz. Kapattığımız zaman o generator'ımız ortadan kalkıyor. Flying birds dedik ama bird olarak birden fazla çoğulu anlayamadı. A lot of birds diyelim bakalım ne olacak. Tekrar generate ediyorum. Promptu değiştirdim. Yapay zekada böyle bir şey var arkadaşlar. Eğer algılamıyorsa değiştirip tekrar deneme yapabilirsiniz. Evet, a lot of birds işimizi gördü gibi. Bu kuşların çok baskın olmasını istemiyorsunuz. Opasitesini biraz düşürebilirsiniz. Böylelikle biraz daha akla yatkın olur. Peki başka ne olsun? Bir de ördek ekleyelim arkadaşlar. Her zaman için ilk katman seçili olsun ki buranın stiline uygun bir görsel oluştursun. Hemen şuraya a floating duck diyelim. A duck swimming water dedik. Bakalım ne olacak? Evet, ısıması falan da var. 10 numara bir ekleme yaptı. Şu daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de zoom girelim. Genel olarak iyi. Tamam. Sıfırdan görsel bu şekilde oluşturuluyor. Sağ promptumuzu girip generate diyoruz. Bir de mevcut resimlere nasıl eklemeler yapıyor ona da bakalım. Onu da bir test edelim. Bunu kapatıyorum. Lasso tool, yani kement aracını alıyoruz. Şuradan şöyle bir seçim yapıyoruz. Biraz da geniş çevresinden alın ki rengi tam olarak uydurabilsin. A cat diyelim arkadaşlar. Buraya bir kedi yapsın bakalım olacak mı?
Görseldeki formatı kullanıyor. Yani buradaki alanlardaki nesneler plastiktense o da plastik olarak yapıyor. Gördüğünüz üzere hemen benzeri bir şey yanına eklemiş. Şu çok uydu. Kesitleri falan da oturuyor. Gayet iyi. Peki bir de insan üzerinde deneme yapalım. Hemen bunu da kapatıyoruz. Şimdi bu arkadaşa bir şapka yaptıralım. Mesela yine lasso tool'u seçiyoruz. Spesifik beyzbol şapkası mı desek? Beyzbol şapkası diyelim, bakalım ne olacak. Evet, bu sanırım biraz daha iyi oldu gibi. Şöyle yapalım. Evet, saçları da değiştiriyor. Yalnız o pek mantıklı değil. Şöyle resmi biraz daha perspektifli bir şekilde gördüğümüz zaman çok da göze batmıyor arkadaşlar. Ve şapkalar gayet güzel duruyor. Peki arka planı komple değiştirebiliyor muyuz? Ana katmanımızı seçtiğim zaman bu çıkıyor. Select Subject'e tıklıyoruz. Bu özne seç gibi çalışıyor. Şu anda insanı seçmesi gerekiyor burada. Evet, seçti. Şimdi bizim değiştireceğimiz alanı seçiyor bu. Select Inverse yapıyoruz. Yani tersini seçiyoruz. Ve Generate Field'den Hawaii diyoruz. Arkadaşı Hawaii tatiline gönderelim. Generate diyelim. Bakalım ne yapacak. Arka planı komple değiştirmesini istedim şu anda. Dostumuz Hawaii'di. Montaj olduğu çok belli oluyor. Işık çok uyumlu değil açıkçası. Peki, bunu da kaldıralım. Başka ne yapabiliriz? Arka planda bir insan olsun. Şöyle, evet, çok yüksek olmaması gerekiyor. Tamam. Generative Field'e A Blonde Woman diyoruz arkadaşlar. Sarışın bir kadın eklesin bakalım. Kadını da arka planla beraber bulanık gösterdi. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela Lasso Tool'la şu yol şeridini seçip şöyle Yellow Road Stripe diyorum. Şu anda yol çizgisinin sarı olmasını istedik. Biraz böyle kırıklı mırıklı yaptı ama bir de şuradan bakalım. Fena değil. Şu biraz daha iyi gibi, evet. Mükemmel değil ama ötekilerden iyi. Peki şurada da bir kamyon olmasını isteyelim. Şurada bir kamyon yaşasın. Şöyle perspektifi düzgün bir şekilde almalıyız arkadaşlar. Evet. A red truck diyorum. Ya da red demeyelim. A truck. Tamam. Ya da direkt truck diyelim. Niye E deyip duruyorum ki? Evet. Generate. Oho, mükemmel oldu. Harika. Yine 3 varyasyon bize sundu. Bu, bu ve bu. 10 numara 5 yıldız oldu bence. Bir de şunu şöyle PNG gibi verse harika olurmuş. Böylelikle istediğimiz yere çekebilirdik. Son bir görsel denememiz olacak. File New diyelim. Create diyelim. Yine seçim aracıyla tuvalimizi seçiyoruz. Ve Generate Field'e biraz insan görmek istiyorum arkadaşlar. Prompt'um şu. Şirket partisinde eğlenen insanlar. Bakalım insanları sıfırdan nasıl oluşturacak. Çok garip bir insan yüzleri konusunda maalesef bununla insan yüzü oluşturmak mümkün değil anladım. Kadarıyla. Aman Allah'ım, tövbe estağfurullah. Evet, insan konusunda pek başarılı değil ama nesneler konusunda gayet başarılı. Daha neler göreceğiz bakalım. Bugün işte bizim meslek yok olacak arkadaşlar. Bütün görsel işlerini, tasarım işlerini yapay zeka yapacak. Yeni bir şeyler öğrenme vakti. Bari biz de prompt mühendisi olalım ve bunları iyi kullanarak ekmeğimize bakmaya devam edelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.